Verilen açıklamaların ilgili olduğu demokrasi ilkeleri aşağıdakilerden hangisiyle alakalıdır demiş. İnsanların yasasına uymak şartıyla başkalarının özgürlüğü. Baktığımız zaman nedir bu? Hürriyettir. Yani özgürlüktür. Farklı görüşlere, anlayışlara, inanışlara saygı göstermektedir. Farklı fikirlerin yönetime yansımasıdır. Buna biz çoğulculuk diyoruz. Halkı yöneticiye seçtikten sonra onların yönetimle ilgili kararlarını etkileyebilmesi ve gerektiğinde değiştirmesine. Yani buna da nedir? Halkın yönetime katılması diyoruz. Cevabımız A şıkkıdır. Bu metinde yapılan açıklamada hangisi ilişkilendirilemez? Hakim kararı olmadıkça kimsenin evine girilemez. Baktığımız zaman doğru. Bu nedir? Konut dokunulmazlığı. Arama yapılamaz. Buradaki eşyalara el konulamaz demiş. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı ülke yönetimi halk oylamasına katılabilir demiş. Öyleyse bu seçme seçilme. Kimse kimseye işkence yapamaz. Herkes hayatını devam ettirme, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Bu da kişi dokunulmaz hakkı. Bundan dolayı da özel yaşamın gizliliğiyle ilgili bir şey dememiş. Bunun için cevabımız C şıkkı. Verilen anayasalara göre güçlerin hangileriyle yetki elinde bulunduran kurumlar değişmiştir. Yürütme kuvveti ve yasama yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde belirir ve toplanır. Baktığımız zaman nedir? Millet Meclisi'nde yargı yetkisi meclisin kendi bünyesinde kurduğu istiklal mahkemelerine. Baktığımız zaman yargı yetkisi kimdeymiş? Yine meclisteymiş. 1982 Anayasası. Yasama yetkisi Türk Milleti adına Büyük Türk Meclis'tedir. Baktığımız zaman bunda nedir? Herhangi bir sıkıntı yok. Yasamada sıkıntı yok. Yürütme yetkisi görevi Cumhurbaşkanı'na verilmiş. Öyleyse nedir? Bunda değişiklik var. Yargı yetkisi de Türk Milleti adına bağımsız mahkemeler. Bunda da değişiklik var. Öyleyse cevabımız 2 ve 3 yani C şıkkıdır. Tabloya göre yargılardan hangisine ulaşılabilir? Şimdi siyasi partiler, sivil toplum kuruluşu, medya ve kamuoyunu vermiş. Bakalım, ülkeyi yönetmek için siyasi partilere çalışmalar yürütür. Evet, yönetime gelebilmek için diğer partilere rekabet halindeydi. Bu nedenle liderlerin ve düşüncelerini yapmak istediği çalışmaları seçmenlere tanıtmaya çalışır. Burada bahsediyor. Teknolojinin gelişmesi STK'ların önemli hale getirmiştir diyor. Sivil toplum kuruluşlarına baktığımız zaman, burada devletin dışında bir takım kültürel, ekonomik, sosyal faaliyeti yürüten gönüllü kuruluşlara sivil toplum kuruluşları denilmektedir. Baktığımız zaman nedir? Bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Burada nedir? Teknolojiyle ilgili bir şey demiyor. Bu olmayacak. Bu olur. Medya halkın fikirlerini ifade etmede önemli bir organdır. Bu da olacak. Evet, baktığımız zaman burada nedir? Bahsediyor. STK'ların varlığı o toplumda demokrasinin geliştiğini gösterir. Evet, baktığımız zaman STK'ların varlığı özgürlüklerin ve demokratik ülkelerde diyor gelişir. Öyleyse 1, 3 ve 4 yani Denizli şıkkıdır. Bilgilerle hareketle aşağıdaki hangisi söylenebilir demiş. Baktığımız zaman yine siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, medya ve kamuoyunu vermiş. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı bir sivil toplum kuruluşudur. Hayır, bir bakanlıktır, resmi bir görevdir. İktidar partileri hükümetin çalışmalarını denetlemektedir. Hayır, partiler denetlemez. Muhalefet partisi denetler. Bu da olmaz. Siyasi partiler devleti yönetmek amacıyla bütün siyasi partilerin amacı nedir? İktidara gelmek ve devleti yönetmektir. Bundan dolayı cevabımız C şıkkıdır. Okul müdürü olarak okulla ilgili kararları öğretmenler kurulu, öğrenciler temsilcisi ve veliler ile alırım. Sınıf başkanları ve sınıf temsilcileriyle sık sık toplantılar düzenler, okulun gelişim sürecine katkı sağlamaları için görüş ve önerilerini dikkatle dinlerim. Öğretmen ve öğrencilerime fikirlerini açıkça ifade etmeleri için uygun ortam hazırlarım. Okul ile ilgili alınan kararlarda okul kültürüne dahil olan herkesin görüşlerini önemserim. Yani baktığımız zaman demokratik, farklı fikirlere nedir? Önem veren bir kişiden bahsediyor. Bir müdürden bahsediyor. Demokrasiye önem vermiştir. Kesinlikle ve kesinlikle evet. Şahsi fikirleriyle okulu yönetmiştir. Hayır.
farklı fikirleri almış. Öğrencilerin fikirlerini dikkate almıştır. Evet, bundan dolayı da cevabımız 1 ve 3, yani Bursa.